Hayırlı olsun, yeni bir iş yeri açmışsınız. Teşekkür ederim, sağ olun. Çok mutlu olduk. Çok teşekkür ederiz. Çakra Kuaför ve Güzellik Merkezi. Evet, doğrudur. Neredesiniz? Adresinizi bize söyler misiniz? Karayollarında Aydoğdu Market'in hemen arkasındayız. Hayırlı olsun. Bizi biraz içeriği gezdirir misiniz? Bir de tabii, bakalım içeride ne var ne yok. Buyurun. Buyurun. Evet, şu anda salona giriş yaptık. Burası sizin salonunuz. Salonumuz bu şekilde. Evet. Midyat'ın en büyük salonu olarak geçiyor. 7 tane masamız var. Aynı anda 7 tane müşteriye hizmet verebiliyoruz. Sizin isminiz Nöbetçi Kuaför diye çıkmış Midyat'ta. Evet. Bize bunu biraz açar mısınız? Çalışan hanımefendiler akşamları hizmet göremiyorlar. Çok şikayetçilerdi. Biz de akşamları da ekstradan hizmet vermeye başladık. Ve bu şekilde adımız Midyat'ta Nöbetçi Kuaför diye yayılmaya başladı. Siz burada ne tür hizmetler sunuyorsunuz? En güzel alanımız boya, gelin, saç renklendirme, saç şekillendirme, makyaj, tarz işlemlerin hepsini yapıyoruz. İlgi nasıl şu anda? Bayanların ilgisi nasıl sizin yaptığınız işe? Kısa bir sürede ilgi olanağı olduk. Çok şükür güzel gidiyor. Özellikle boya ve gelin maçlarında çok güzel ilerlememiz oldu. Şu ana kadar şikayetimiz olmadı. Google hesaplarımızdan aldığımız yorumlar bizi çok mutlu ediyor. Ayrıca Instagram'ımıza olan yoğunluk bizi çok mutlu ediyor. Bu şekilde Midyat'ta güzel bir hizmet sunuyoruz. Son zamanlarda bir artış da var. Hem kuaför anlamında hem güzellik salonları anlamında. Doğru. Sizlerin bir tavsiyesi var mı? Bir insan bir yere gittiği zaman, gideceği zaman hangi kriterleri göz önünde bulundursun ki o iş yerine uğrasın? İlk başta iş yeri sahibinin ya da işleten kişinin gerçekten sektörle ilgili özel eğitim almış mı? Eğitim çok önemli bir şeydir bizim sektörümüzde. Eğitimini güzel aldıktan sonra sertifikalarını, ustalık belgelerini, bunları gördükten sonra kullanılan ürünler çok önemli. Kalitelerine, markalarına dikkat edilmesi gerekiyor. Bunları gördükten sonra o salondan hizmet alabilirler. Yani bir kriteriniz var. Evet. Size niye nöbetçi kuaför diyorlar? Çünkü gece saat 12'ye kadar burada hizmet veriyoruz. İnsanlar geliyor mu saate kadar? Evet. Özellikle de çalışan hanımefendiler kesinlikle akşam hizmet almaktan çok mutlular. Sektörün gelişimi nasıl buluyorsunuz bu şekilde Midyat'ta? Sektör çok güzel ilerliyor. Özellikle genç kızlarımız son 2-3 sene içinde sektöre bayağı bağlandılar. Güzel bir sektör, ilerleme çok güzel. Genç kızlarımızın özellikle dikkatini çekmesi çok güzel bir şey. Kendilerini çok güzel geliştiriyorlar. Artık insanlara hizmet vermek zor bir şeydir. Herkes başaramaz. Ama bizim kızlarımız çok güzel bir şekilde başarıyorlar. Sizin bir sloganınız var mı? Onunla sohbetimizi bitirelim. Değişime şahit olma, değişen sen ol deyip salonumuzu bu şekilde kapatabiliriz. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Evet, bildiğiniz gibi bugün Çakra Kuaför ve Güzellik Salonu'ndayız. Midyat'ta yeni açılmış Kübra Akyüz hanımefendi burayı işletiyor. Çalışanları da var tabii ki. Buraya uğramayan bayanları buraya uğramaya ve Kübra Hanım'ın bir kahvesini içmeye davet ediyoruz.